Arkadaşlar, bugün format nasıl atılır onu anlatmaya çalışacağım. İlk önce buradan Microsoft tüm sitesine gireriz. Windows 10 kuracağımız için. Şuradan ben şey yapmıştım. Windows 10 indirin. Windows 10 indirin kısmındaki en alt şurada bulunan bir araç var. Bu aracı indirerekten orijinal Windows indirebiliyoruz. Bunu tıklıyoruz. Şu an iniyor. İndi. İndikten sonra açıyoruz. Ben daha önce yaptım. Refresh'ini ayarladım. Evet diyoruz. En az 7 GB'lık bir flash disk takıyoruz. Ondan sonra uygulamamız kendisi yönergeleri söylüyor. Onları takip ederekten orijinal Windows'un ISO dosyasını flash diskimize kurmuş oluyoruz. Elimizde de orijinal Windows seriali varsa o Windows serialini kurulduktan sonra yazdığımız zaman orijinal Windows 10'umuzu kurmuş oluyoruz yani. Bu şekilde. İlk aşama bu. Bu bize lazım olan flash disk. Onu hemen şurada hızlıca göstereyim kalan kısmını. Bu arada kanalıma destek olup videolarımı izleyip beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. TikTok, Instagram ve Twitch kanallarımda var. Onlara da bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Evet, uygulamamız yeni. Şimdi burada iki tane şey var. Bilgisayarı şimdi yükselt ve başka bir bilgisayar için yükleme dosyası, yani ISO dosyası oluşturur. Bunu tıklarız. Burada sistem otomatik tanıyor zaten kendisi. 64 bit Windows 10. USB flash sürücü. Burada ben size daha önce yapmıştım. Şimdi tekrar takmayayım, flash'ı sıfırlamayayım. Bunu seçiyoruz, ileri diyoruz. İleriden sonra kendisi gerekli işlemleri başlatıyor. İndirmeye başlıyor. Gerekli programı indirmeye başlıyor. Ondan sonra indirdikten sonra kurmaya başlıyor. Aşağı yukarı bir 15-20 dakika sürüyor bunların hepsi. İşlemi bitiriyor. Bitirdikten sonra ikinci aşama olan BIOS'tan ufak bir ayar yapacağız ve flash'ımız takılı olarak format işlemine geçiş yapacağız. Şimdi oraya geçeceğim. Bilgisayarımızı yeniden başlatırız. BIOS'a geliriz. Tabii her bilgisayarın açılıştaki BIOS'a geçiş tuşu farklı. Casper'lar için F2. Değişik tuşlar oluyor. Mesela F8 oluyor, F9 oluyor. Buna göre F2 ile Casper'da başlattık. Bu BIOS'a geldikten sonra buradan boot ayarına geliriz. Flash'tan format atacağımız için burada F5, F6 tuşuyla başlangıçtaki yani bilgisayarı format atacağımız için ilk başa flash'ı almamız gerekiyor. Onun ayarını yapıyorum şu an. Şu an en üstte gördüğünüz gibi USB DVC olarak görülen flash diskimiz var. Altta DVD RAM, en altta hard diskimiz var. Bunu ayarladıktan sonra kaydederiz. Şurada exit tuşu var. Oraya tıklarız. Görüyorsunuz. F10'a bastığımız zaman direkt kaydediyor. Yes diyoruz. Değişleri kaydediyoruz. Bunu yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımızı. Evet. Gördüğünüz gibi otomatik olarak format moduna geçti. Türkçe Q ileri. Burada şimdi yükle var. Bilgisayarımız onarım var. Şimdi yükle'ye tıklıyorum. Biz asosyonu kabul ediyorum. İleri. Burada şimdi yükselt var. Ben yükseltmeyeceğim. Ben bunu formatı sıfırlamak istiyorum. Özel seçiyorum. Buradan bütün her şeyi silmek istiyorum. Mesela ayrılan sistem. Bütün ne var ne yok silmek istiyorum. Hepsini siliyorum. Bunu sileceğim. Ben bu
hard disk ikiye bölmek istemiyorum. Daha çok performans istediğim için. Harici bir hard disk DVD-ROM kısmı var burada. DVD-ROM pek kullanmıyorum. Oraya ileriki süreçte bir harici laptop için hard disk alıp ikinci parça şey olarak, bölüm olarak oraya kullanıyorum. Şimdilik hep parça olmasını istiyorum. Şuradan yeniye tıklıyoruz. Mesela sistem otomatik veriyor. Uygula diyorum. Sistem de suyu yapıyor. Onu kabul ediyorum. Kendisi sistemle alakalı birkaç bölümler yaptı. 223,5 GB'lık SSD'mize Windows 10'umuzu kuruyoruz. İleri diyorum. Şimdi kurulumuz başladı. Aşağı yukarı bu tabii performans göre değişir. Bakalım. Yani 15 dakikada olabilir. Yarım saat olabilir. Göreceğiz. Burada durdururum. Bittiğini gösteririm. Değiştirebiliriz sonra şimdilik. Şunu yazayım. Parolaya gerek yok. Parola koyabilirsiniz. Mesela burada konumu göstersin, tanılama verileri, ne bileyim özel deneyimler, reklam kimliği, mürekkep oluşturma, çeşitli şeyler var. Bu size bağlı. Ben şuradan şu reklam kimliğini kapatıyorum. Hepsini kabul ettim. Ve arkadaşlar ilk kurulumuz yapıldı. Bundan sonra detaylar neler var mesela? Bilgisayarın internet bağlantısı yapılabilir. Ondan sonra gerekli Windows Update güncellemeleri. Şuradan Update yazılır. Oradan Windows güncel edersiniz. Tüm gerekli güncellemeler hepsi yapılır. Ondan sonra gerekli kurulması gereken mesela benim önerim CG Planner, Gon Player, kodek lazım olsa Kalite diye kodek player var. Videoları düzgün sorusu açmak için. Ondan başka ofis programları kurulabilir. Temel programlar, WinZip veya WinRAR. Böyle ihtiyacınıza binaen hangi acil programı lazımsa ondan kurulur. Güncelleme yapıldı mı? Çok güzel bir şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Eğer ki bilgisayarınızı ekstra hızlandırmak, bazı şeyleri kısmak istiyorsanız da ayarlar kısmı var. Mesela şunu onu da göstereyim. Denetim masasından bilgisayarımızdaki yani performansı artırmak istiyoruz. Yani atıyorum RAM'imiz az veya işlemcimiz zayıf şu bu. Veyahut da normal ama daha da iyi bir performans bekliyoruz. Evet. Burada sağ tık yaparız. Özellikler. Mesela burada güncelleşme falan yapılacak diye demiştim. Mesela bunların hepsi ne yok? Güncellemeleri gerekiyor. Onları yapacağım. Windows Update'de. Ondan sonra siz de dediğim gibi performansı biraz da artırmak için şu gelişmiş sistem ayarlarından ayarlar. Burada en iyi performans için ayarlarsanız tabii bazı çoğu özellik gidecek. Görsel olarak kısacağız ama performans olarak ciddi manada artış biraz daha hızlandığını fark edeceksiniz. Bu kişiden kişiye değişir. Kimisi hepsini komple kapatabilir. Veyahut da Windows sesini diyebilirsiniz. En iyi görünüm için ayar diyebilirsiniz. Veyahut da tek tek buradan bazı özellikleri kapatıp örnek veriyorum. Şunu kapatabilirsiniz yani. Bu çok da önemli değil mesela. Onun gibi çeşitli şeyleri kapatabilirsiniz. Bunları kapatarak da performansı artabilirsiniz. Ekstra bir özellik de burada mesela
RAM'iniz yetersiz, hard diski RAM olarak kullanma ayarı var. Şuna tıklarız. Buradan ayarla sistem yönetimi boyut, disk belleği dozusu yok vesaire diyor. Biz buradan özel boyut seçip mesela en az 2048 yazarız buraya. Şuraya 4096 yazarız. Ekstradan bir RAM gibi hard diskimizi RAM olarak kullanıp bir tık daha performansımızı artırabilir. Tamam deriz. Bu bir zarar olmaz. Performans artırmak için. Yani bilgisayarı hızlandırmak için. Ondan sonra şurada sistem korunması var. Sistem korunması açık olursa o da birazcık bilgisayarı yavaşlatabilir. Açık olursa tabi de çökme durumunda kurtarmak için lazım olur. O sizin tercihiniz. Uzak masaüstü bağlantısı o da sizin tercihiniz. İster istemez bir alışveriş yaptığı için bir tık şey yapabilir performansla. Bu ayarlar yapılabilir. Bütün her şey yapıldıktan sonra bilgisayarımız optimum ayarlarda güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp videomu izlerseniz sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.